Cinema 4D içerisinde pasif ve aktif olarak objeleri genel olarak ayırabiliriz. Pasif objeler küp gibi objelerdir ve bunlar durağındır. Herhangi bir animasyonel bir etkisi yoktur veya ekstra bir özelliği yoktur. Aktif objeler ise kendi parametreleriyle birlikte altında bulunan diğer pasif objeleri veya diğer aktif objeleri de harekete geçiren objelerdir. Şimdi bunlardan bir örnek bakalım. Ee, üst tarafta objelerden bir küp oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum küp üzerinde durağan bir şekilde yani pasif bir şekilde duruyor. Alt taraftaki timeline süresini ben 200 kare olarak ayarladım. Astro yapacağımız ayarlama için e, ihtiyacımız olacak. Burada play butonuna bastığımda bu animasyon süreci içerisinde herhangi bir etkileşim daha eklememiş olsam bir animasyon e, eklememiş olsam da hiçbir özelliği bulunmuyor. Bunu hemen pause ile durduruyorum. Küp objesini şu şekilde kapatalım ve simulate üst menüsünden emitter'ı açalım. Emitter'ı açtığımız zaman bakın play butonuna basıyorum ve bulunduğu şu dörtgen alan içerisinden dışarıya doğru nesneleri attığını burada görebiliyorum. Şu anda emitter'ın alt tarafında herhangi bir obje olmadığı için kendi yapısı yani bu dörtgen yapı içerisinden dışarı doğru attığı bir animasyonu görüyoruz. Ancak bunu hemen altında bulunan kübü emitter'ın çaylı olarak eklersek şu şekilde kübü de aktif hale getirelim. Kübün boyutunu da biraz değiştirmek istersek hemen üst taraftan scale aracını seçip şu şekilde boyutu küçültüyorum. Biraz daha. Evet. Klavyeden 3 tuşuna basarak şu şekilde açısal bir değişiklik yapıp 1 ile görünümü tekrar değiştiriyorum. Şu anda burada gördüğümüz haliyle kübü dışarıya doğru atması lazım. Bunu örnek olarak görebilmek için emitter'ı seçip Alt tarafındaki Particle bölüm özelliklerinden Show Objects'i şu şekilde seçelim. Ve görmüş olduğunuz gibi aktif obje direkt işlemi yapıyor. Ancak pasif objenin şu anda yapmış olduğu herhangi bir şey yok. Aktif obje zaten kendi üzerinde bulunan bu özellikleri ayrıca altında bulunan diğer pasif objeleri de uygulayabiliyor. Hatta bunlar üzerinde örnek olarak bir rotation değerini biraz daha arttırabilir. Şöyle veya end scale yani İşlem sonucundaki boyutsal değerinde şu şekilde sıkılığı arttırabiliriz. Hatta direkt şöyle 10 gibi bir değer de girebiliriz. Bu şekilde biraz daha dönüp uzaklaşalım. Ve tekrar bakalım. Görmüş olduğunuz gibi küp objesi veya diğer burada karşımıza çıkan o çıkacak olan objeler pasif objelerdir. Cinema 4D içerisinde bulunan diğer Aktif objelerde hareketi veya etkileşimi sağlayan objelerdir.